Allah Celle Hazretleri kendi ismiyle isimlendirdiği ve ahkamı eskimeyecek olan Kitab-ı Kerim'de de ya eyyühellezine amenu hitab-ı kelamatıyla hitap ettiği has kulları ve sevgili Peygamberinin Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın bendeler olan hakim cennetine talip, rızasına ragip, cemaline aşık olan müminlere hitap etmekte. لَكَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِنْ اَنْفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْكُمْ عَمِدْتُمْ حَرِيسٌ عَلَيْكُمْ لِلْمُؤْمِنِينَ رَعُوتُ الرَّحِيمِ Biz sizin cinsinizden bir Resul gönderdik sizlere. İnsan cinsinden, Beni Adem cinsinden. Yahut enfeseküm en nefisinizi, en güzeli, benim ilminde en makbul olan Beni Adem'den allemel ademel esma'e küllaha ve aynı zamanda yani esma-i ilahinin küllüsüne talip etmiş ve allemez sıfata ve allemez zaten malik olan Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ı size rauf ve rahim. Sizler için hem rauf hem rahim hem aziz. Malum insanınız rauf Allah'ın esmalarındandır, isimlerinden. Rahim de öyle. Cenab-ı Hakk'ın ismidir ve Habib-i Zişan ve Hazreti Peygamberine de Cenab-ı Hak kendi ismiyle vermiş, kendi rahim esmasını vermiş. Bismillahirrahmanirrahim'deki Rahmaniyet ve Rahimiyet, Rahman fi dünya, Allah dünyada bütün mahlukat-ı ilahiyesine, kafirine, müminine, ladinisine, dinsizine, dindarına, hepsine merhametlidir. Er-Rahim isması kıyamet gününde tecelli edecektir ki, dünya yüzünde bütün mahlukat-ı ilahiye verilen merhamet denilen mevku, merhamet. Bu yüzde bir cüzü dünyaya verilmiş, Cenab-ı Hakk'ın rahimiyetle Resulün şefaati, rahimiyeti, bu yüz cüz olan merhametin 99'unu Allah Muhammediye için, Müslümanlar için, müminler için, aşık sadıklar için ayırmıştı kıyamet günü için. Yani rahimiyeti yüz cüze ayırırsak eğer, yüz cüze, bir cüzü dünyada bulunan merhamet denilen nesne neyse odur. 99'unu Allah Muhammediye'lere kıyamet günü hazırlanmıştı. Ve Cenab-ı Peygamber'in ismini onun için Rahim esmasını koymuş çünkü şefaat-i kübra sahibi peygamberimizdir. Makam-ı Mahmud sahibi Cenab-ı Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'dir. Ve geniş zat-ı uluhiyeti öyle tecelli edecek, ümmeti Muhammed'e bu iltifatını o günde gösterecektir. Yani beyinler kafataslarında kaynadığında, gözler yerlerinden oradığında, mazlum zalimin yakasına sarılıp hak talep ettiğinde, dünya yüzünde elleri öpülenlerin bazılarının ayak altında sürüldüğünde, dünyada aziz zannettiklerimiz zelil olduklarında, o gün Cenab-ı Hak bunu tecelli ettirerek ümmeti Muhammed'e iltifatını gösterecek ve cemal ile müşerref kılacaktır. Zaten aşkı sadıklar bu alemde de cemal-i ilahiyi diye cemal-i ilahiye müştahak olmuşlar ve bu cemali kendilerinde bulmuşlardır. Geçiyoruz. Cümle peygamberan izam hazaratı yıldızlar gibidir. Sure-i Yunus'taki bulunan hüvellezi ceale şemse ziyaen vel kamera nura. Buradaki tasavvufi mana şems hakikat olan Muhammed Mustafa'dır. Cümle enbiya nurunu Hazreti Fahri Risale sallallahu aleyhi ve sellem'den almıştır. Nasıl güneşten diğer yıldızlar nurlarını alıyorlarsa şems-i hakikat-ı Muhammediyen'de diğer enbiya, peygamberler nurlarını Cenab-ı Peygamber'den almışlardır. Resulullah işin evveli ve ahırıdır. Nur evvel bazı sonradır fakat evvel ve ahir, zahir ve batın Hazreti Fahri Risale türbetine halkolmuştur ve yaratılmıştır. Ne varsa. Cenab-ı Hak Celle ve Tekaddes Hazretleri burada esmasıyla Habibini kendisine tevdi ettiğini beyan etmiştir. Rauf ve Rahim ve Aziz esmalarıyla. Bir de geçen hafta yine söylemiştim. Tevhid sıfatı vardır ki, işte Bedir Muharebesi'nde Fahri Risale sallallahu aleyhi ve sellem küfar-ı hakisar çok kalabalık olduğu halde yerden bir avuç toprak almış ve küfar-ı hakisar üzerine toprağı atmış, kafirlerin gözü kör olmuş ve zaten hakikati görmeyen gözleri tekrar kör olmuş ve mağlup olmuşlar. Bir gece bak ve mağramenti izrameyte ve lakinallâhe arama Habib-i Muhammed attığın vakit toprağı sen attın ama senin elinle ben attım diyor Hazreti Allah Celle Celaluhu Hazretleri. Yine Sure-i Necim'de
وَمَا يَنْتِكَ عَنِ الْهَوَا اِنْ هُوَ اِلَّا وَحْيٌ يُوحَى Habibim Ahmet Resulüm Muhammed'in hiçbir işi kendi isteğiyle, kendi arzusuyla yapmaz. Ancak benim vahyimle yapar. Bu da tefidi efalidir ki, o da zahir olmuş Miraç'ta. فَجَانَ كَابَ قَوْسَيْنَا وَاَدْنَا سِرِّيْلَ وَاِنَّ الَّذ۪ينَ يُبَعِنَكَ اِنَّمَا يُبَعِنُ اللّٰهِ ayetleriyle ki, Habibi Muhammed sana biat eden, bana biat etti. 224 bin enbiya, nebi, Resulullah'ın gelmesini müjdelemek üzere Allah göndermiştir. Yoksa bir peygamber gönderir, cümlesini kendisine davetliye kadeydi. Resulullah'ın şerefini bizlere bildirmek için 224 bin peygamber gelmiş, Hazreti Fahri Risalet'in gelmesini bizlere müjdelemiştir beşeriyede. Nasıl ki bir padişah geleceği vakitte önden önceler gelirler, haber verirler. Geliyor, geliyor, geliyor. Açılır, savunun geliyor. Sonra sultan zuhur eder. İşte enbiyalar, peygamberler sultanı, Allah'ın sevgilisi mahbubu Hazreti Muhammed Mustafa'nın gelmesini tefsirat için semavat ve art ve içinde bulunan ve bulunan bütün mahlukat-ı ilahiyeyi tefsirat 220 peygamber gelmiş. Bunların içerisinde 113 tanesi üllazim peygamberdir. Cümlesi Cenab-ı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in gelmesini müjdelemiştir. Elhamdülillah. Biz işte şu peygamber, bu peygamberi zişan ki buna kim biat ettiyse Hakk'a biat etmiştir. İki cihanda aziz olmuştur. Muhammed Resulullah diyen diller cehennem narı görmeyeceklerdir. Hatta müminlerden günahkar olanları Cenab-ı Hak Habibine haber vermeden adaleti tecelli edecek, nara koyacaktır. Kafirlerin elleri dukadadır. Yani kelepçede ve zincirdedir. Estaizu billah. İnna atedna lil kafirine selasile ve agrâlen mesaira. Biz kafirler için zincirler, dukalar, kelepçeler hazırladık. Müminlerin elleri kelepçeye vurulmayacaktır. Her kafir kendi ameli şeklinde cehenneme irsal olunacak, gönderilecek. Şekli insanda değil. Ameli domuzsa domuz olarak, maymunsa maymun olarak. Yalnız ümmeti Muhammed veşi, ademiyetle girecekler, melekler soracaklar. Siz kimsiniz, biz hangi kavmsunuz böyle? Diğer küfar, hakisar, hepsi kendi ameli üzerine nara girdiler. Siz şekli insandasınız. O vakit diyecekler ki, Resulullah'ın ismini unutarak. Çünkü Resulullah'ın ismini anırsa nar söner cehennem. Diyecekler ki, biz Ramazan'da oruç tutardık, Kur'an bize nazil olmuştu. Ha, sizler ümmeti Muhammed'lisiniz. Öyle bir peygamberi zişana ümmet oldunuz da burada sizin işiniz ne? Bunlar zalimler, çok günahkarlar, şefaate mazhar olmayanlar. Allah-u Teala ve Tekaddes Hazretleri Habibine haber vermeden bunlara nara koyacaktır. Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme şefaat-ı kübra verilmiştir. Makam Mahmud kendisine ihsan olunmuştur. Cenab-ı Allah yine kitab-ı keriminde وَلَسَيْفَ يُوْتِكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى Habibi Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem yeter deyinceye kadar sana vereceğim. Yeter ya Rabbi artık, tamam. Böyle deyinceye kadar sana vereceğim. Dediği için kalplerinde zerre miktarı iman olanı dahi Cenab-ı Peygamber şefaat edecektir. Nardan kurtaracaktır yani. Bir kısım var ki onlarda hukuk-i ibad vardır. Ümmet-i Muhammed'den zalimlerdir. Onları Cenab-ı Hak Habib-i Edib'ine haber vermeden nara götürecektir. Sonra adalet tecelli edecek. Maşallah cezalarını ise cezalarını görecekler. Sonra yine Cebrail Aleyhisselam gelip cennete Peygamberi Zişan Efendimiz'e haber verecektir. Ya Resulallah siz burada iyi şu işlettesiniz. Ümmetinden bir kısım nardadır deyince Cenab-ı Peygamber ağlayarak cenneti terk edecek ve cehenneme doğru koşacaktır. Ve gözünden perde nihan olacak, kaldırılacak. Ümmet-i Muhammed'in o zalimleri simsiyah olmuş, yanmışlar. Ya Resulallah, vaadin bu muydu? Hani bize şefaat edecektin? Efendimiz ağlayacak. Ya Rabbi, şimdi şefaatini bana müyesser kıl ki bunlara da şefaat edeyim, kurtarayım. Şefaat edin Cenab-ı Peygamber'e çıkacak. Onlara da şefaat ederek cennete hamd götürecek. Onun için ey müminler, dünyada en büyük saadet ve devlet, Allah'ın en büyük nimeti üzması Cenab-ı Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'a hamd olmaktır. Bundan daha yüce bir nimet yoktur Allah'ın bizim için. Bir gün Cenab-ı Fahri Sâle sallallahu aleyhi ve sellem oturmuşlar, mahzunmuşlar o gün. Yani yine buyuruyorlar gibi hadis-i şeriflerinde, eğer benim bildiğimi siz bilseydiniz, benim gördüğümü siz görseydiniz,
gülmez, oynamazdınız, eğlenmezdiniz. Öyle bir gününde Cenab-ı Sıddık-ı Ekber, Yâr-ı Gâr-ı Seyyidine Ebâbekir Sıddık Hazretleri ki eshabın en faziletlisidir, huzur Risale'de gelmiş, ya Resulallah mahzuniyetiniz nedir diye sormuş. Buyurmuşlar ki ümmetimden endişe ediyorum. Bir gün gelir ki ümmetim dinini tutacak olursa ateşi avucuna almış gibi olacak. Bir adam ateşi avucuna koyar tutar, dinini tutarsa bu şekilde olacak. Dinini bırakırsa, ateşi bırakırsa dininden çıkmış olacak. O günü düşünüyorum. Ve akıbetlerinden endişeliyim diyecek. Seyyidina Ebubekir Sıddık, Cenab-ı Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme, ya Resulallah, benim duam şudur gece gündüz. Allah benim duamı kabul eder mi? Elbette eder ya yâr-ı gârimi. Ya Rabbi, Ebubekir kulunu öyle büyüt, öyle büyüt ki cehennemi benimle doldur. Orada ümmeti Muhammed'e yanacak kimse kalmasın. Ben bir dua ediyorum ya Resulallah. Dua müstecab olursa ben doldururum narı. Onlara ben feda olayım. Evet, Fahri Risale sallallahu aleyhi ve sellemin gece gündüz bütün gussası, bütün sıkıntısı bizim hakkımızdaydı. Bazı geceler mübarek gözlerinden yaşlar döker, mübarek sakallarından bir tanesi yaşlar dökülür, yerlere sıkılırdı. Hatta Hazreti Amine diyor ki, ravilerin rivayet ettiğine göre, benden Resul doğduğu vakitte, oğlum Muhammed'in doğduğu vakitte onu secde ettiğini gördüm. Gözleri sürmeliydi, göbeği kesilmişti, sünnetliydi. Mübarek dudakları oynuyordu, aldım dinledim, ümmetim ümmetim diyordu. Bütün ömrü boyunca gece ve gündüzde ümmetinin felahı ve saatini çalışmış ve beşeriyeti cehennemin kenarından kurtarmıştır. Allah öyle söylüyor Celle Celaluhu Hazretleri, Kitab-ı Kerim'inde. Yine alem-i vuslatta Hazreti Ali Keremallahu Veşe buyuruyor ki, biz yanında bulunuyordu kendisinin. Ayaklarından ruh çekildi dizlerine doğru. Sonra su dökmemiz üzerine istedi. Dedi ki, Yahudilerin beni zehirlediği zahir oldu. Zehrin şiddetini görüyorum. Çünkü Cenab-ı Peygamber'e rütbe-i şehadet de verilmiştir. Hayber Vakası'nda bir Yahudi karısı Efendimiz'e zehir yedirmiştir. Fakat sallallahu aleyhi ve sellem affetmiştir kendisini. Üzerine su döktürüyordu. Sonra ruh diyor göbeğine geldi ve göğsüne geldi. Mübarek parmağını kaldı. Sümme retikul ala dedi. Ruhu tutukları uçtu. Sonra baktım gidiyor İmam Ali Keramallahu Veşe dudaklara oynadı. Tekrar dudaklara oynayınca gittim kulağım verdim ne söylüyor diye. Çünkü Resulullah Efendimiz'in her şey tespit edilmiştir. Yalnız karpuzu nasıl kesti? Bunun rivayeden yok. Karpuzu nasıl kesti? Ondan gayri ne varsa en ufaktan yani habbeden kubbeye kadar, zerreden kubbeye kadar hepsi tespit edilmiştir Cenab-ı Peygamber'in ehval-i harekatı. Bir karpuzun kesildiğini nasıl olduğunu rivayet etmiyorlar. Ondan dolayı da İmam Malik karpuz yememiştir. Sünnet-i Resulullah'a muhalefet yaparım. Baktım mübarek dudakları oynuyordu. Gittim kulağımı verdim ağzına. Gene o haldeyken malum ya, enbiyaya ölüm yok. Onlar ölmezler enbiya, evliyaullah. Hatta müminler de ölmez. Olurlar. Ölen hayvan imiş. Kulağımı verdim ağzına. Gene Cenab-ı Fahri Saad, ümmetim diyor. Bu kadar şefkatli ve merhametliydi. Cenab-ı Hak Kur'an-ı Kerim'de işte rahimiyet sıfatını peygamberine verdiğini söylemektedir. Elhamdülillah ki ona ümmet olduk ve ona bende olduk ve bu nimete girdik. Ey aşk-ı sadıklar, ey rah-ı hak gözledenler, bir nimet verilir. O nimetin şükrü eda edilmezse o nimet geri alınır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bize ihsan olunmuş. Bu bir nimet-i üzmadır. Ve bize bundan sonra da sual olunacaktır. Bu nimetin şükrünü eda etmezsek elimizden alınır. Onun için onun çizdiği yol, onun getirdiği kitap, Allah'a varan yoldur. Ve birinci babı, Babullah'tır, Bab-ı Muhammed'den geçilir. Rıza ve ridvana, rızaya ve ridvana, cennete, fî makad-ı sıdka o yoldan erişilir. Bu yolu terk edenler helak olurlar. Çünkü bu nimetin kıymetini bilmez, o nimet onun elinden çıkar.
O kimse zelil olur. Muhammedsiz bir gönül, hayvan kalbinden farkı yoktur. Hayvan diyor elinde. Bir gönül ki Muhammedsizdir. Bir gönül ki muhabbetsizdir. Bir gönül ki Allah Resulü'nü her şeyinden ziyade sevmez. O gönülün sahibi imanı kemale girmez. Ey aşk-ı sadıklar! Fırsat elinizdeyken, fırsat elimizdeyken, ruh kuşları beden kafesinden uçmadan, elimizden bu mülk-i fani gitmeden, ahirin tarlası olan bu dünya elimizden çıkmadan, buranın kadri kıymetini bilelim, çizdiği yoldan, getirdiği kitabın emirlerine sarılalım, nehilerinden içtinab edelim. Onu, onun evladını, ehli beytini, ashabını, velilerini, alimlerini her şeyinden ziyade sevelim ki, onun velilerini sevmek, onun alimlerini sevmek, onu sevmek gibidir. Çünkü buyuruyor ki, bana itaat, Allah'a itaattır. Bana isyan, Allah'a isyandır. Resulullah'ın emirleri, Resulullah'ın kitabına hami olan esrar-ı ilahiye vakıf olan evliyaullah ve ulema-i bana mazaradıdır. Ve kitab-ı kerime sıkı sarılalım. Ve sünnet-i Resul'e yerlerine getirelim. Ona salat-ı selamı çok okuyalım. Bu salat-ı selam göğünümüze muhabbeti Muhammediye tohumuna ekmek demektir ki o tohum günlerden sonra gözyaşıya sulanırsa mutlaka meyvesini verecek. Mutlaka bu alemde Resulullah ile görüşeceksin ve bulacaksın. Vallahi ve ibadet-i selam ehdimen şikayet-i fatiha sıratmıştır.